İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, sazalar, Artsak'ın küçük yaratları, Yeşilcam veya Surpovan Nesme Kırdıç Kilisesi, Ali İbni Asılsız iddiaları ve kavgacı ifadelerine ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklaması, Bakülü yetkililerin suç eylemleri nedeniyle Sarsank Barajı'nın su rezervleri büyük ölçüde azaldı. Cavahkın, Gorelovka, köyüne doğal tedariki. İhtimal var, karar yok. Alevi Alevi toplumu Ankara'da Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na karşı sert tepki gösterdi. Batı Ermenistan'daki Tekori Sırp Sarkis Ermeni Kilisesi yok olma eşiğinde. Son yıllarda Ermeni medyasında işgal altındaki Batı Ermenistan'daki tarihi coğrafi bölge olan Dersim'de soykırımdan sağ kurtulan Ermeniler ile beraber yaşayan Zazaların ortak noktalarına ve kolektif kimliklerine ilişkin çeşitli tezler oldukça sık gündeme geliyor. En yaygın tezlerden birine göre Dersim Zazaları büyük ölçüde Ermeni kökenlidir veya eski bir Ermeni kimliğinin derin izlerini taşırlar. Diğer görüşlere göre Dersim yüzyıllardır eşsiz bir pota haline gelmiş ve Arevi Alevi dini ile Zaza dili artık farklı etnik kökenlere sahip insanların kolektif kimliğinin ana bileşenleri haline gelmiştir. Western Armenia televizyonu Zazaların kim olduğunu ve Ermenilerle ilişkilerinin ne olduğunu sunuyor. Şu anda Zazalar esas olarak Arevi Alevi Zazaların çoğunlukla Dersim'de veya ayrıca Birak'ın Çapakçıoğlu, Bingöl, Harbert Muş, Bağış Bitlis, Dikranaget ve diğer bazı illerde yaşıyor. Çeşitli tahminlere göre toplam sayısı 4 milyona ulaşıyor ve bunun 300 binden fazlası önemli bir sayıda siyasi mülteci dahil Avrupa'da yaşıyor. Dersimin tarihi coğrafi bölgesi batıda Ermeni platosunun güneyde Arazani Nehri Havzası'ndan kuzeyde Fırat Havzası'na uzanan birkaç dağ orman saçaklarını içerir. Bu esas olarak Mezhayk'ın Zop eyaletinin kuzey kısmına ve Yüksek Hayk eyaletinin güneyindeki Mınzur eyaletinin topraklarına karşılık gelir. Her şeyden önce Zaza ve Alevi-Arevi isimlerinin birbirine eşdeğer olmadığına dikkat edilmelidir. Zazaların tümü Alevi-Alevi dininin mensubu değildir. Suni Zazalar da vardır ve dahası tüm Arevi Aleviler etnik olarak Zaza değildir. Farklı tahminlere göre Zazalar işgal altındaki Batı Ermenistan nüfusunun %15-20'sini oluşturan Arevi Alevi toplumunun sadece bir kısmıdır. Geri kalanı ise ağırlıklı olarak Türkler, Kürtler ve Ermeni asıllı vatandaşlardır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsah Cumhuriyeti'nin Şuşi anıtları arasında Verin mahallesinde Surp Hovannes Megirdich veya Ganatcam Yeşil Kilise özellikle ilgi çekicidir. Kilisenin kubbesi bir zamanlar yeşil olduğu için Yeşil Kilise olarak anılmıştır. Kilisenin çan kulesi girişinin üst kısmında yapım tarihini anlatan bir kitabe bulunmaktadır. Babayan Stepano Hovannes ölen Megirdich kardeşinin anısına 1847 Son zamanlarda bazı Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcıları Yeşil Cam kilisesini Ruslaştırma gibi nankör bir göreve adanmışlar. Kilisenin Ruslaştırma ateşinin Bakü'de yeni bir olgu olmadığını hatırlatalım. Bir zamanlar Fuat Ahundov onu haksız yere Rus Ortodoks Kilisesi olarak görüyordu. 1960'ların ortalarında Bakü'de Azerbaycanlı göçmenler için yerleşim alanını genişletmek ve tabi ki Şuşi'nin Ermeni izlerini silmek amacıyla şehrin Ermeni kısmının temizlenmesine karar verildi. Bu süre zarfında 3 Ermeni ve 1 korunmuş Rus kilisesi yıkıldı. Güzel haçkarların ve anıtların bulunduğu birkaç Ermeni mezarı yok edildi. Fuat Ahundov'un haksız yere Rus Ortodoks dediği yeşil cam Kilisesi galeriye dönüştürüldü. Yahovan Nesme Kardeş Kilisesi'nin tarihi nedir? Tanıklığa göre 1840'ta yetkililerin özel emriyle Nerkin Mahallesi'nin Müslüman çevresinde yaşayan 56 aileden oluşan tüm Ermeniler gelecekteki yukarı dağa taşındı. Nerkin Mahallede taştan yapılmış ahşap çatılı Surp Asvazaz'ın Ermeni Kilisesi vardı. Bu bölgedeki önemli sayıda Ermeni varlığını kanıtlar. Belge, Ermenilerin yeniden iskan edilmelerine yol açan Müslümanlar tarafından baskı altına alındığını belirtiyor. Aynı belgede, Verin mahalleye taşındıktan sonra yeni yerde ahşap bir şapel inşa edildiği anlaşılıyor. Nesme Gırdıç Taş Kilisesi 1848 yılında bunun yerine inşa edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'nde 16 Mart'ta yaptığı konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı toprak iddialarının ve yeni bir saldırı hazırlığının açık bir tezahürüydü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını Batı Azerbaycan hayali adı altında sunarak yalnızca Birleşmiş Milletler şartını, devletler arasında komşuluk ilişkileri ve işbirliğine ilişkin uluslararası hukukun ilkelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bildirgesini, Almatı bildirgesini değil, aynı zamanda Pırak ve Soçi bildirgelerine göre üstlendiği yükümlülüklerini de ağır biçimde ihlal etmektedir. Azerbaycan, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin Artsakh ve komşu bölgelere dönüşünü sürekli olarak engelleyerek aynı zamanda sürgün sonucu kontrolü altına aldığı topraklara Artsakh Ermenileri yeniden yerleştirileceğini açıklamaktadır. 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonu ihlal eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, koridorlarla ilgili kendi itiraf ettiği hayali konuşmasıyla bölgesel iletişimin açılması sürecini engellemektedir. Bölgenin istikrarı ve barışı ile ilgilenen Tüm ortaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanının benzer politikasını derhal değerlendirmeli ve Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ihlallerini ortadan kaldırmak ve güç kullanımını dışlamak için aktif adımlar atmalıdır. Almatı beyannamesi 1920'de uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan Ermeni devletinin varlığına yasal bir dayanak olmasa da Batı Ermenistan işgalci ve diktatör Aliyev'in çirkin açıklamalarını şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu ve ilgili yapıları adım atmaya çağırıyor. Sarsank Barajı'nın su seviyesi her gün 50 cm azalıyor. Artsakh Cumhuriyeti Su Komitesi Başkan Vekili Ararat Haçadıryan, Sarsang'ın su kaynaklarının büyük ölçüde azaldığını ifade etti. Ararat Haçadıryan, Artsakh'taki tek elektrik kaynağı artık Sarsang Barajı'dır. Geçen yılın aynı dönemine göre 8 metreden daha düşük bir noktaya sahibiz. Şu anda daha fazla su harcanıyor. Rezervardaki su seviyesi yüksekse elektrik üretmek için daha az su kullanılır. Bu işaretin düşürülmesiyle birlikte basınç azalır ve aynı miktarda elektriği elde etmek için daha fazla suya ihtiyaç duyulur diye belirtti. Onun tahminine göre son yılların deneyimi ve ilgili analizler mevcut yılda su seviyesini eski haline getirmenin ve onu yılın başındaki seviyeye getirmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak sektör yetkilisi ilkbaharda nehirlerin taşması nedeniyle sarsaktaki su hacminin artacağını umduğunu ancak o zaman bile tatmin edici bir seviyenin sağlanmasından söz edilemeyeceğini ifade etti. Cavahkın Ninotsminta Belediyesi'ne bağlı Gorelovka köyü sakinleri evlerinde bir gün doğalgaz olacağını ümit etmeyi bıraktı. Gorelovka'ya doğalgaz tedarikiyle hem köylüler hem doğalgaz dağıtım şirketi ve hem de Ninosmita Belediyesi ilgileniyor ancak buna rağmen hala gerçek bir sonuç yok. Köylüler doğalgaz elde etmek için kendi imkanlarıyla ana hattı yapmaya hazır. Zaten odun ve atardan bıkmışlar. Doğalgazın neden Gorelovka'ya getirilmediğini anlamak çok zor. Çünkü bazı nedenler belirsizliğini koruyor. Ninos Mintoha Belediyesi geçen yıl doğalgaz tedarik için ayrılan 600 bin lirayı başka işlere harcadı. Doğalgaz konusu açık kalıyor. Çünkü projenin varlığı umut veriyor ancak nihai bir kararın ve somut adımların olmaması halkı hayal kırıklığına uğratıyor. Arevi Alevilerin tepkisine rağmen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulduğu duyurulan... Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Ankara'daki binası açıldı. Alevi Aleviler bu ihanet kapısından içeri giren kapımızın önünden geçmesin diyerek duruma tepki gösterdi. Arevi Alevi toplumu ve örgütlerinin rızası alınmadan alınan bu adımlar büyük tepki ile karşılandı ve Arevi Aleviler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulduğu durulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na karşı ülkenin birçok yerinde alanlara çıkarak eşit yurttaşlık talebimizden vazgeçmiyoruz mesajı vermeyi sürdürüyor. Arevi Alevisiz, Bektaşisiz bir temsiliyetin yanı sıra Arevi Aleviliği inanç, Cemevini de ibadetene olarak kabul etmeyen ve siyasal İslamcı AKP kadrolarının atanmasıyla tümüyle asimilasyon ve siyasal istikrar amacıyla kurulan Arevi Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlık binası bugün açıldı asimilasyon ve siyasi sömürü amacı güden bu hareket Arevi Alevileri İslam'ın kanunlarına uymaya zorlamaktadır. Arevi Alevi toplumu ve örgütleri bu yapının derhal iptal edilmesini talep ediyor ve siyasal İslamcı dayatmalara hayır diyor. İnançlarının devletleşmesine hayır diyor. Sadece herkes için laiklik, demokrasi, evrensel insan haklarına dayalı inanç özgürlüğüne evet diyor. Batı Ermenistan hükümeti kendi topraklarında yaşayan ve Ermeni halkına olan etnik aidiyetlerini çok iyi bilen Arevi Alevilerle yıllardır yakın ilişkiler içerisindedir. Bunu bildikten sonra onlara karşı asimilasyon politikası yürütmek mümkün değil.'' Türk yetkililer Dersim katliamlarının gerçekleştiği 1936 yılından beri bunun çok iyi farkındalar ve attıkları bu adımla etnik siyaset alanındaki aciziyetlerini ve yenilgilerini bir kez daha ispatlıyorlar. Batı Ermenistan hükümeti kendi topraklarında yaşayan yerlilerin sorunlarını sürekli olarak takip etmekte ve bu konuyu Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan ile Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan aracılığıyla Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden gündeme getirmektedir. Bu konu Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Komisyonu'nun yaklaşan oturumunda tartışılacaktır. Net'in bildirdiğine göre Batı Ermenistan'ın Kars eyaletinin Tekor ilçesinde bulunan 5 Ermeni tarihi kilisesinden sonuncusu da kadere terk edildiği için yok oluyor. Dekor ilçesinde 5 kilometre uzaklıkta ve Ani Ören yerinin yaklaşık 25 kilometre güneybatısında yer alan bu 5 kiliseden günümüze sadece Surp Kilisesi ulaşabilmiştir. O da çobanların ve definecilerin toplanma yerine dönüştü. Bir an önce önlem alınmazsa diğer dört kilise gibi o kilise de tarihe geçecek. Kilisenin içi ahra çevrilmiş, duvarları yıkılmıştır. Yerel sakinler onları yıktı ve taşlarını inşaatta kullanmak için götürdü. Dekordaki Sürp Garabet, Sürp Asvazadin, Sürp Stepanos, Sürp Grigor ve Sürp Sarkis, beş Ermeni kilisesi de kümbet mimarisine sahiptir. Bu kiliselerin yer aldığı manastır kompleksinin 13. yüzyılda Moğol istilalarından sonra terk edildiğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sarkis Avedisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bostan mı Sanerim adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik> go ke no sur matelero ke zi khapelem yar kar mir khanzoro alash kere du sarera amberu hoer anu Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.